Dikkat et. Yavaş. Tamam abla ya, sakat değilim. Hadi bakalım, hazır mıyız? Ha? Evet. Sen de şöyle güzel müzik aç bakalım. Geldin Narin. Necati abi, hadi hazırlan, çabuk gidiyoruz. Narin. Ne bu telaş kızım? Şey, Fırat'ın nişanlısı Irmak. Şey yaptı, intihara kalkıştı. Ne baba? Ama biliyordum, o kız biraz kafadan sakat. Neyse, Fırat'ın hayatı bu aralar biraz karmaşık olacak gibi gözüküyor. O yüzden hadi toparlan, seni bana götürüyorum. Tamam mı? Ben de iyice dinlenir, rahat edersin. Narin. Hiç gerek yok bak. Ben burada başımın çaresine bakarım. Seni rahatsız etmeyeyim. Necati abi, uzatma. Allah Allah. Nerede eşyalarım? Göster bana yerini, yardım edeyim sana gerekirse. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Rahatsız etmeyecekmiş. Hadi hadi, devam devam. Bekleme yapmayın. Hamdi, kızlar sana emanet. Merak etme sen abi. Gözümü üstünden ayırmam. Aferin. Ya yalandan evleniyor. Karı koca olmayacaklar hiçbir zaman. Ama benim de kocam alamayacak. Tat ya, anam benim ya. Gülüm gel, biz senden azıcık dertleşelim bacım. Gel, gel. Erol Bey, sakın beni vazgeçirmeye kalkışmayın. Bu sefer kesin kararlıyım. Sermet Kara ile dava açacağım. Hayda. Ne oldu şimdi durup dururken? Durup dururken mi? Ne oluyor Narin? Sizden tanıklık etmenizi isteyeceğim. Bugüne kadar beni gizli gizli nasıl takip ettirdiğini, Fırat Kazan davasında nasıl özellikle beni kullanmak istediğini anlatmanızı rica edeceğim hakim karşısında. Saçmalama Narin, otur şöyle de konuşalım hadi. Ben kararımı verdim. Narin! Nar! Efendim Hülya? Kim? Silahtar biri sen mi? Tabii bağla, bağla, bağla. Günaydın Silahtar Bey, nasılsınız? Bu ne demek oluyor Narin? Ha? Sen bu şirketi mayınlamaya mı karar verdin? Ya derdin ne senin? Ne diyorsunuz siz Erol Bey? Ne mayınlaması? Az önce Silahtar Birsel beni aradı. Bir açıklama yapmaya bile gerek duymadan bütün ilişkisini kesti bizim şirketle. Ne demek oluyor bu Narin? Hı? Yoksa sen kendi başına firma açmaya falan mı karar verdin? Böyle sevgilini sana bağlayacak silahların işlerini. Bak Narin, seni uyarıyorum. Böyle bir şeye kalkışırsan çok ağır ödersin. Bu eksikti. Erol Bey, benim bu işle hiçbir alakam yok, tamam mı? Sermet Karayel hafta sonu onca yolu gelip Atıf'ı kendi evinde tehdit etti. Fırat Kazan da sizin Sermet Karayel'in gizli ortağınız olduğunu anlattı. Herhalde o da babasını anlatmıştır muhtemelen. Ne? Ya neler saçmalamış o Fırat Kazan? Manyak mı o herif? Ekonomi dünyasının önde gelen isimleri bunlar sonuçta, değil mi? Kulakları deliktir. Bakın, sizin Sermet Karayel'le olan arkadaşınız ne kadar yanlış anlaşılıyormuş, değil mi? Halbuki kredi davasında adınızın duyulmasını bile istemediniz. Beni ortaya sürdünüz ama olmadı işte, değil mi? Bana yol göründü belli ki. Tazminatımı ödese bari. Fırat Bey, istediğiniz raporları hazırlattım. Fırat Bey.
Fırat Bey, istediğiniz dosyaları hazırlattım. Ve Atıf Birsel geldi, sizi görmek istiyor. Gelsin. Buyurun Atıf Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Arabanın anahtarını getireyim dedim. Niye zahmet ettin ki? Şoförlerden birini gönderecektim. Geç otur. Seni göreyim istedim. Vaktim varsa biraz da konuşalım. Tabii. Ne içersin? Sert bir kahve iyi olur. Sen delirdin mi kardeşim? Ha? Silahtar Birsel'in oğlunu tehdit etmek de ne demek oluyor? Ya adam benim en iyi müşterim. Di. Çünkü az önce tak diye kesti bütün ilişkisini bizim şirketle. Allah Allah. Bana kızıp senin ilişkisini niye kesiyor ki anlamadım şimdi. Yok yemeyeceğim. Ya Fırat Kazan abuk sabuk konuşmuş bunlar ortak diye. Ve kafasını bulandırmış tabii Atıf Birsel'in. Sermet bak, bu iş piyasada bir duyulursa bir tane müşterim kalmaz, dükkanın kapısına kilidi vururum. Ya tamam vuralım, o bir şey değil. Ama işte arkasından gelecek o soruşturmalar, kuşkular, dedikodular. Yani birkaç ay içinde hepimizi çekerler bizim. Sermet, sana yemin ediyorum. Eğer beni batırırsan seni de yanımda dibe çekerim, haberin olsun. Tamam mı? Hemen Hikmet Kazan'la konuş, oğluna sahip çıksın. Yapma, yok abi sana demiyorum. Tamam, orasını hallederim ben. Sen de Narin'le konuş. Bana dava açacağım falan bir şeyler söylüyordu. Açmasın davayı. Biliyorum, biliyorum. Haberim var, söyledi bana. Ya sen de Narin'i tanımıyormuş gibi konuşma Allah aşkına. Öleceğini bilse o kafasına koyduğunu yapar. Ama senin elinde çok daha büyük bir koz var. Senin vazgeçirmen daha kolay. Yok. Şadi hazır değil, daha insanın içine çıkartamam. Ha, zamanı ya da değil. Başka çaren yok. Toparla şu işi Sermet. Senin kontrolsüz davranışların yüzünden hepimiz yanacağız. Hemen hallet. Allah Allah. Tamam, hallederim. Eyvallah. Ya yemeyeceğim. Kardeşim alsanıza çocuğunuzu ya. Ben mi uğraşacağım burada bununla? Abi ön tarafta çocuk yasak. Hani kucağında sıkı tut da gezinmesin ortalara. Ölü. Benim tipimin tasını attırma, kafanı kırarım senin. Allah Allah. Oyuncak mıyım ben? Oyuncağa benziyor muyum ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.